şöyle. Dünya şampiyonu olduğum için bunlar benim için standart atışlar arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün dünya şampiyonu olarak sizlere Fakir iki tankını nasıl oynamalısınız? bunu anlatacağım. Öncelikle hesap benim değil arkadaşlar. Bizim klandaşın Kadir Baba kanalımda zaten açıklamıştım bunu. Bizim klandaşı şu anda para kasıyorum. Bu yüzden bu hesapta video çekmem gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar Tiger 2'nin avantajlarından başlayacak olursak. Tiger 2 6.7 seviyede. Yani seviye 4'te. Muhteşem denilebilecek bir topa ve deliş kuvvetine ve isabet oranına sahip ve üstelik muazzam bir zoom kapasitesi var. Yani isterseniz yarma operasyonu, isterseniz de sniperlık yapabilirsiniz. Topundan başlayacak olursak arkadaşlar topu gayet detaylı. Ve özellikle Tiger serilerinde genellikle mühimmat açma sıkıntınız olmaz. Çünkü stop mermileriyle oynarsınız genellikle ve stop mermileri diğer mühimmatlarına göre daha üstündür. Tabi APSR mühimmat kadar yüksek bir deliş kuvveti olmasa bile hasarı deliş gücünü zaten telafi ediyor ki karşınıza gelebilecek hemen hemen her tankta zaten stop merminiz delmek için yeterli. Zırhından bahsedecek olursak arkadaşlar Tiger 2'nin zırhı eskiden çok daha iyiydi. Buradaki değerler genel olarak aynı, yani hala da aynı, eskiden de aynıydı, fakat buradaki efektiflikler düşürüldü. Yani eskiden şu ön üst gövdenizden 230 küsür delen bir tank kesinlikle delemezken şu anda buraları şu tank delebiliyor. Arkadaşlar bu tank şu mermisiyle, bu mermisiyle, 230 delen mermisiyle sizin üstünüzü delebiliyor yakın mesafeden. Fakat siz açı verecek olursanız sizi şu açıda kendi seviyenizde kolay kolay delebilecek hiçbir tank yok. Bu açıyı verdiğin zaman ön üstten genellikle arkadaşlar sizi seviye 5 tanklar bile delemez, tabi hit atmadıkları sürece altınızdan delinmezsiniz, yandan da zaten direkt seker. Fakat bu açıyı iyi tutturmanız gerekiyor. Yani siz bu açıyı yanlış verip şöyle yapacak olursanız veya hafif şu şekilde yapacak olursanız tanklar sizi yandan eder. Veya şu şekilde duracak olursanız da altınız da bu sefer zayıf bir nokta olur. Açıyı verdikten sonra taretiniz. Taretiniz bu bölümlerden ve bu bölümden ve alt bölümden, yani genel olarak düz bölümlerden yiyor. Bunu telafi etmek için ise ne yapacaksınız arkadaşlar? Taretinizi sağ sol yapacaksınız. Yani adam seni nişan alacağı zaman veya atış yapacağı zaman taretinizi sürekli sağ sol yapacaksınız. Fakat bir ritim tutturmayacaksınız. Eğer bir ritim tutturursanız, yani sürekli aynı hareketleri yaparsanız karşınızdaki düşman aracı sizin ne yaptığınızı algılayacaktır ve buna göre hareket edecektir. Bu yüzden karatenizi sağ sol yaparken, yani oynatırken kesinlikle bir ritim tutturmayın. Tamamıyla karma hareketler yapın. Şimdi savaşıma giriyorum. Bu arada Tiger 2'nin doldurma süresi 7,5 saniye, görüldüğü gibi. 235 deliş kuvvetiniz var ve bunun yanı sıra düz hesap 90'lık bir topunuz var arkadaşlar. 88'lik, fakat buna düz hesap 90 diyelim. Şarapnel gücünüz birçok Rus tankına tek atmak için yeterli. Fakat bu oyun Rus oyunu olduğu için Rusyan beyazlar karşınıza gelirse tabi abuk subuk sekmeler veya delmemeler olabiliyor. Evet, girdi. Evet, İtalya haritasına attı. Bu arada daha önceden Tiger 2 oynanış videoları ben çekmiştim. O videoları da ben açıklamalar bölümüne atarım sizlere. O videolarımı izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Nasıl oynuyorum, hangi durumda ne yapıyorum, bunları da ezberleyin. Öncelikle buraya giriyoruz ve karşımıza neler gelmiş bakıyoruz. Daha sonra ise standart olarak arkadaşlar 35 tane yeterli ve özel durumlara karşı da 5 tane APSR alıyorum. Uçak savalara karşı da 1 tane yeterli. Yüksek patlayıcı. APSR mühimmatları şunun için alın. Eğer karşınıza Yak Tiger tarzındaki tanklar gelirse ve sadece ön üst gövdesini gösterirse delemezsiniz arkadaşlar. Normal merminize delemezsiniz. Bu yüzden kalın fakat düz zırhlara kesinlikle APSR mühimmatları atmanızı tavsiye ediyorum. İnşallah sesim iyi geliyordur size. Bize fazla yükseklere atmadı, fakat bizim karşımızdaki tanklar
bizi delebilecek geliş kuvvetine sahipler. FPS arasına gidip geliyor. Şu anda HD alıyorum çünkü oyunu. Ve grafikler de yüksek. Güzel bir şekilde hareketlerle vuruyoruz arkadaşlar. A'ya doğru ilerliyoruz. Fakat Tiger 2 tankı büyük ve hantal olduğu için şehir aralarında orta tanklar sizi gafil avlayabilir. Bu yüzden dikkatli olmanız gerek. Çıkmadan kesinlikle şöyle etrafa bakın ve karşımda birisi gözüküyor ama ne var karşımda onu göremedim hala. Ben şöyle bir devam edeyim. Şöyle al zırhını. Orada bir tane Tiger var. Bizim arkadaki arkadaşlar onu halleder tahminimce. O yüzden ben Pershing'e doğru devam ediyorum buradan. Şu duvarın arkasında bir Pershing var. Onu görmeden önce ben şöyle şu yan kulesine, gördüğünüz gibi tam atış yaptığı zaman tertemi hemen çevirdim. Bunun için reflekslerinizin oturması gerekiyor. Şimdi bakalım şöyle. Direkt ben şu şekilde sis bomba atıyorum çünkü oradan birisi sıkacak olursa beni görmesin. Ve güzel. Neresine geldi? Sekecek bir açısına geldi, şimdi delmedi. Oradaki Tiger zaten uyuyor. Öyle gibi. Ne yaptım? Arkadaşa doğru direkt baktım ben orada. TPS modunu kullanarak. Ve karateni çevirdiği zaman direkt ben onu vurdum. Bu şekilde olayların farkına varın arkadaşlar. Burada arkada birisi var ama güzel. Hele nihayet abi. İlginç yani oraya kadar sızması birisinin. Bakın şu anda tutuyoruz A'yı ve bizim arkadaşlar da sağ olsun ultra gerizekalı oldukları için de almıyorlar A'yı. Sağ olsunlar. Bu şekilde torta değindi. Sürekli sağa sola bakın arkadaşlar. 3485 de şuralardan bir yerden geçebilir aslında. Evet, tahmin ettiğim şey oldu. Direkt orada mühimmatını tutturmaya çalıştım ve başarılı oldum. Şimdi görüldüğü gibi adamlar beyazı sıkıştı. Bu durumda çok dikkatli oluyorsunuz arkadaşlar. Adamlar sizi sağa soldan gafil avlayabilir. Mesela orada bir M36 var. O sizi gafil avlayabilir mesela. Biraz daha sola geleymiş. Şu anda 5 kilimiz var. İyi değil benim için ama amacım şu anda kill almaktan ziyade oyunu göstermek size. Ve o arkadaşlar da sağ olsunlar. Camp yapıyorlar hala. Şu anda ben bombardımana geçiyorum. Direkt şu etrafımı sisliyorum ki ben uçaktayken vurulmayayım diye. Şu anda bombardımana geçtik ve 8 tane uçağımız var. Pardon, bombamız var. Güzel öldüler. Uçağa geçtiğiniz zaman biraz daha kasar gereğinden. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Ona göre oynamanız gerekiyor. Bizim arkamızda birisi daha mı varmış ya?
Aradaki iki kişiyi tahmin edince alacağım ben. Çünkü hem önüne hem yanına attım. Her tarafına attım yani. Evet, tahmin ettiğim gibi. Ne yaptım arkadaşlar orada? Direkt üstüne atmaktansa arkasını ve önüne attım ki kaçamasınlar diye. Silahçısı gitti. Şöyle bomba atayım ki oradaki arkadaş bizi vuramasın. Bunlar da gitti. Arkadaşım mürettebatı sanırım biraz sosmuş ki. Gelmedi yerine hala. İlginç gerçekten. Hani camı tutturduk, ona rağmen delmemesi. Hareketli halde. Yalnız zaten fark ettiniz mi bilmiyorum. Topun içerisinden soktuk. Çünkü hem topunu kırdık hem de top kulağına gitti o arkadaşın. Ve benim sayemde indirdiler o arkadaşı da görüldüğü gibi. Tiger 2 tankıyla defans da yapabilirsiniz. Saldırı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış bir şey. Silahçısını aldık. Gayet güzel. 7,5 saniyede dolduruyoruz arkadaşlar. O yüzden şöyle gövdesine. Çünkü taretindeki zaten herkes öldüğü için taretine atış yapmam benim için daha hayırlı olacaktır. Çünkü siz gövdedeki herkesi öldürdüğünüz zaman veya taretteki herkesi öldürdüğünüz zaman tekrar aynı noktaya atış yaparsanız, yani mürettebatı yerine gelmeden aynı noktaya atış yaparsanız arkadaşlar hasar vermeyecektir. Mürettebatın hasar vermeyecektir. Şöyle bir ses atayım ben. Sisi kullanın arkadaşlar, tavsiyem. Videoyu geri alıp izlerseniz arkadaşlar çok saçma bir açıda sektiğini görebilirsiniz. Aa, bir dakika ya, bunun guard modu bitmedi mi hala? Bitmiş. Demek ki 2 tane T-34 varmış orada. Pardon, T-44 varmış. Ve şu anda 9 kill'e ulaşmış bulunmaktayız. Sisi atıyorum ki geri çekilirken bizi vurmasınlar. Çünkü fark ettiysen şu anda base'e girdik. Adamlar buradan doğacak olursa ölümsüz olarak doğuyor. Yaklaşık 20 saniye, 15 saniye bunun tam bir süresi olmasa bile ilk doğdukları zaman ölümsüz olarak doğuyorlar. Bize kalmadı maalesef ama onu da tahminimce vurmuştum ben. Base'e girmeyin arkadaşlar. Bakın şurada kırmızı bir daire var. Videodan gözüküyor bilmiyorum. Base'e girdiğiniz zaman artık 25 saniye sayıyor. 25 saniye içerisine çıkmazsanız da tankınız patlıyor. Yani harita dışına çıkmışsınız gibi patlıyor. Tiger 2 genel olarak bu şekilde. İsterseniz defans yapın, isterseniz saldırı yapın. Her ikisine de uyuyor. Seri atış hızınız çok iyi. Çünkü 7,5 saniyede atış yapıyorsunuz arkadaşlar. As yaptığınız zaman ve mürettebatı fullediğiniz zaman. Bu değer gayet başarılı. Ödülümü alıyorum. Hangar ediyorum.